Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomda sadece İsra'dan bahsedeceğim. Diğer bir deyişle Miraç anlatılarından arındırılmış ve tek başına İsra olayının ne olduğunu ya da olmadığını gözler önüne sermeye çalışacağım. Yine hatırlatayım ki daha önceki videolarımda veya bana sorulan sorularda İsra ve Miraç konularına dair çeşitli açıklamalar yapmıştım. Yalnız bunları müstakil olarak ve aynı zamanda da bu kadar genişçe ele almamıştım. Bu itibarla da daha önce Miraç Kandil Gecesi nedeniyle Miraç olayını tek başına ele alınca ve bu konuya yoğun ilgi gösterilince en azından bu konuyla birlikte ele alınan İsra olayının ne olduğunu da tek başına ele alıp bu olaya dair bilinenleri veya merak edilenleri ana çerçeve olarak bir bütünlük içerisinde sunacağım. Dediğim gibi Miraç konusunu tek başına ele alınca epey hacimli bir video oldu. Bu da aşağı yukarı o kadar o hacimde bir video olacak ama olabildiğince de özet halinde sunmaya çalışacağım. Değerli dostlarım, bu konuyla ilgili malumunuz Kur'an'da sadece bir ayet vardır. İsra suresinin birinci ayetinde Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksal lezi barakna havlehu li nuriyehu diye devam eder ayet. Ondan sonra da hemen ve ateyne Musa'l kitabe diye de devam ediyor. İkinci ayete geçiyor. Şimdi burada kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah yüceler yücesidir diyor. Buradaki devamında bu olayın vuku bulmasının, yaşatılmasının nedeninin de linuriyehu min ayatina yani ayetlerimizden bir kısmını, delillerimizden veya kimisi buna mucizelerimizden, olağanüstülüklerimizden bir kısmını tecrübe ettirmek için diyor ama nelerin tecrübe edildiğine dair hiçbir bilgi yok elimizde. Dolayısıyla da olayın ne mahiyeti bellidir ne de nelerin tecrübe ettiği bellidir. Yetmedi aynı zamanda geleneksel İslam anlayışında bu olay yani İsra hadisesi Hazreti Muhammed'in tecrübesi olarak zikredilir, sunulur ancak ayette doğrudan isim kullanılmamaktadır. Kul ifadesi kullanılmaktadır. Bu itibarla da birazdan açıklayacağım gibi kimi yorumlarda da buradaki kul ifadesinin Hazreti Muhammed değil, Hazreti Musa olduğuna dair de ilginç iddialar veya yorumlar vardır. Bunları da ele alacağım. Daha önceki videolarımda bu konuya fazlasıyla temas etmemiştim. Gerçi İsra olayı Hazreti Musa'nın tecrübesi olabilir mi şeklinde bir video çekmiştim. Bu konuya dair müstakil olarak bu konuyu ele almıştım. Bunun detaylarını merak edenler şöyle yukarıya bırakacağım şeyini, uzantısını oradan bakabilirler. Gerekirse birlikte değerlendirebilirler ama bu videomu özellikle İsra olayına ayırdığımı tekrar vurgulamak istiyorum. Dediğim gibi İsra olayının sebebi bu ama belli değildir. Yolculuğun mahiyeti de belli değildir. Mesela Miraç olayının hiçbir sebebi yoktur demiştim bir önceki videomda. Ve İsra ile tamamen ayrı olduğunu söylemiştim. O nedenle de zaten bu ikisini ayırma gereği duydum ki son yaptığım çalışmada da tamamen iki olayı ait oldukları dönemler içerisinde, kronoloji içerisinde ele aldığımı da bu arada belirtmiş olayım. Mucize olarak yorumlanmıştır bu geleneksel yorumlarda. Oysa mucize klasik kelamcıların tanımlamasına göre peygamberlerin elinde inanmayanları aciz bırakmak için gösterilen olağanüstülük şeklinde izah edilebilir. Yani genel çerçeve tanım budur. Bu bağlamda baktığımız zaman her ne kadar İsra olayına olağanüstü mahiyet addedilse de, olağanüstü bir mahiyet veya muhteva verilse de aslında bu hadisenin bireysel bir tecrübe olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle mucize değildir. Yani tıpkı Hazreti Peygamber'in vahiy alması gibi
bireysel olarak yaşamış olduğu bir tecrübedir. Dolayısıyla da buradan böyle bir mucize üretme iddiaları aslında zorlama bir yorumdur. Bunu belirttikten sonra genel olarak İsra suresinin 60. ayeti bu birinci ayette ilişkilendirilmiştir ve arayınaker rüya, daha doğrusu tam ifadeyle söylesek, sana gösterdiğimiz rüyayı ifadesinden hareketle İsra olayındaki yaşanan tecrübenin buradaki rüyaya atıf olduğu ve bu bağlamda birinci ayette alakalı olduğu iddiaları dillendirilmiştir. Ama eseri okuyanlar göreceklerdir ki bu iddiayla, bu yorumla 60. ayetin hiçbir alakası yoktur. 60. ayetteki rüya meselesi aslında İsra olayı hicretten 1,5 yıl önce nazil oluyor. Tam Medinelilerle temasa geçildiği dönemde, yani Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret etmeye karar verdiği dönemde nazil oluyor ve o süreçte artık Mekke'de hayat tükenmiştir. Bir çıkış yolu aranıyordur. Resulullah'a daha kendilerinin rahat edebileceği yerler gösteriliyor. Rüyalarına giriyor bazı yerler. Hatta diyor ki mesela Serat şayet hurmalık yeri olsaydı kesin oraya gideceğimizi söyleyebilirim. Çünkü böyle bir rüya gördüm diyor. Dolayısıyla da Resulullah'ın rüyasına böyle atıflar vardır ki nitekim de işte şeyde Fetih suresinin son ayetinde لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا diyor. Bakınız rüyasıyla konuşuyor Kur'an. Rüyasına atıf yapıyor. Keza 60. ayette de özellikle 70'ten sonra 80'e kadarki bölümü okursanız burada bütünüyle hicrete yönelik bir altyapıdan bahsedildiğini bu vesileyle belirteyim. Sonuç itibariyle birinci ayetle hiçbir alakası yoktur. Diğer yandan daha önce Miraç'la ilgili bir önceki şeyde videoda zikrettiğim gibi Necim suresiyle ilişkilendirilmiştir. Necim suresiyle de İsra olayı veya İsra ayetinin uzaktan, yakından, kıyıdan, köşeden hiçbir ama hiçbir alakası yoktur. Buraya bunu da belirttik. Diğer yandan enteresandır sevgili dostlarım. Sahabede bu mevzunun veya bu meselenin ne olduğunu hiç merak etmemiş. Mesela bugün bizim için çok önemli bir gündemdir ve olabildiğince mucizevi bir muhtevada anlatılır. Fakat sahabenin böyle bir merakı hiç olmamıştır. Mesela Ebu Zerel Gıfari çok meraklı bir sahabedir. Peygamberimize çok soru sormuştur. Mesela Necm suresinde hani Cebrail'den vahiy alma olayı anlatılırken yaklaştı, sarktı, iki yay ucu kadar bir araya geldi, birbirine yaklaştılar. Göz görmediğinde, gördüğünde yanılmadı gibi falan ifadeler kullanılınca Peygamberimize Ebu Zer sorar. Ya Resulallah ne gördün? Nasıldı? Neyi gördün? Tarif yapabilir misin? Resulullah da bir şeyler söylüyor ama net bir tarif veremiyor. Yani gördüğü manzara ile ilgili. Dolayısıyla da bu tarz sorular sorulmuş ama لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا yani ayetlerimizden bir kısmını göstermek için sana bu olayı yaşattık deniliyor ama veya İsra olayını yaşattık deniliyor ama ne gösterildiğine dair hiçbir bilgi olmadığı gibi sahabenin de bu konuda herhangi bir merakı olmamış ve Resulullah'a bu konuda soru sormamışlardır. Diğer bir deyişle yani bugün bizim gündemimizi meşgul ettiği gibi o dönemde sahabenin gündemini meşgul eden bir olay değildir. Bunu da tuttuk bir kenara. Bir başka bir şey geleneksel anlayışta, yorumlarda, İslami gelenekte veya İsra olayına olabildiğince gizemli, mucizevi bir olay, bir yolculuk olarak anlam yüklenir. Bu şekilde gösterilir ama esrabi kavramının ve aynı şekilde leylen kelimesiyle birlikte kullanılan diğer formlarının hepsinde normal yürüyüşten bahsedilir. Burası da çok ilginç. Oysa İsra bir ayetinde de aynı şekilde yani esra ve esrabi ifadesi ve leylen kelimeleri bir arada kullanılıyor. Yani esra gece yolculuğu demek. Esrabi birisinin bir kişiyi yürütmesi demek. Yani Allah'ın kulunu yürütmesi, götürmesi.
Leylen kelimesi olunca bunun gecenin kısa bir anında olduğuna işaret olarak yorumlanıyor veya bu şekilde ifade ediliyor. Dilciler en azından leylen bir daha yani gece yolculuğunda geceden bahsedilmesi ikinci bir vurgunun gecenin bir kısmına tekabül ettiğine dair yorumlar vardır. Az önce belirttiğim gibi oysa değişik ayetlerde mesela Duhan suresinin 23. ayetinde, Taha suresinin 77. ayetinde, Şuara suresinin 52. ayetinde, Hicr suresinin 65. ayetinde veya Hud suresindeki ayetlerde de aynı şekilde Esra Bi ve Leylen formu var. Ama bunların hepsi normal yürüyüştür. Yalnız şeye sıra geldiği zaman Hazreti Muhammed'in yolculuğu olarak zikredilen İsra'ya sıra geldiği zaman burada bir anda olaylar değişiyor, yorumlar değişiyor ve bu olağanüstü bir hadise olarak yorumlanıyor, mucizevi bir yolculuk olarak tanımlanıyor. Çünkü yolculuk Mescid-i Haram'da başlıyor, Mescid-i Aksa'da bitiyor. Mescid-i Aksa'da Kudüs olarak gösteriliyor. Bunun da detayına değineceğim ama tekrar başa alayım. Mesela Hazreti Musa'nın Tur Dağı'ndan çıkışı, Mısır'dan çıkışı Duhan suresinin 23. ayetinde az önce zikrettiğim gibi onun kavminin, Musa ve kavminin Firavun zulmünden kurtarılması için Mısır'dan çıkışı fe'esri bi abdihi leylen. Aynen ifade ama normal çıkıştır. Bakınız Musa mucizevi bir şekilde çıkmıyor. Veya Taha suresi 77. ayetinde de yine işte Hazreti Musa'ya şöyle emrettik diyor. Kullarımla yani İsrailoğullarını da al ve geceleyin yola çık. Yani en esri bi abdi diyor. Mesela burada da yine benzer bir ifade var. Yani gece yine gece yolculuğu ve normal yolculuğu. Keza Şuara suresinde de yine Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkışı aynı kavramlarla ifade edilir. Ayrıca Hazreti Lut'un kavmiyle birlikte, ailesiyle birlikte, kendisine inananlarla beraber şehri terk etmesi de yine fe esri bi ehlike diyor. Bi kıt'in minel leyl yani gecenin bir kısmında aile fertlerinle beraber çık, şehri terk et anlamında. Aynı şekilde Hud suresinin 81. ayetinde de yine Hazreti Lut'un çıkışı bu şekilde anlatılır. Bakınız bu ayetlerin hepsinde normal yürüyüş aynı form. Ama İsra ayetindeki Esra bi abdihi leylem minel mescidil haram diye devam edince burada bir anda bir olağanüstülüğe büründürülüyor. Peki bu durumda acaba gerçekten bu hadise bir olağanüstü tecrübe midir? Hazreti Muhammed'in tecrübesi midir? Yoksa Hazreti Musa'nın tecrübesi midir? Veya her ikisinden birisinin tecrübesi ise bu meselenin aslı esası nedir? Şimdi geldik buna. Ama dediğimiz gibi Hazreti Muhammed'in tecrübesi olarak anlatılırken bütünüyle olağanüstü yorumlar yapılır ve mucizevi bir formda sunulur. Ama şunu belirteyim ki bunların hepsi bir iddia ve sadece bir yorumdur. Nasıl ki benim burada yaptığım herhangi bir yorum beni bağlıyorsa yani bu yorumlar da bu şekilde ortaya atılmıştır. Hazreti Muhammed'in tecrübesiyle alakalı olarak 3 faraziyeden bahsedilir. Bunlardan yani İsrail'e alakalı bunlardan birisi ve en yaygın olanı Hazreti Peygamber'in Mekke'den yani Mescid-i Haram'dan Kudüs'e yani Mescid-i Aksa'ya yolculuğudur denir. En yaygın bilineni budur. İlk kaynaklarda bu hadise geçer ve hatırlarsanız Miraç'la ilgili videoda belirttiğim gibi en erken döneme ait rivayetlerde İsra olayından bahsedilir. Ama film şeyde biter, Kudüs'te biter ve peygamber geri getirilir. Yani oradan yukarı çıkış yok. O çıkış hikayesi daha sonra ekleniyor, onu belirtmiştim Miraç'la ilgili videomda. Dolayısıyla da peygamberimizin Kudüs'e kadar götürüldüğü, geri getirildiği, bu konuyu müşriklerin alaya aldıkları ve bunun üzerine de Hazreti Muhammed'e bir takım sorular sordukları, Resulullah'ın da bazı cevaplar verdiği ifade edilir. Mesela işte diyecektir ki
Delilin nedir? İşte Dacnan, Medine, Mekke'ye yakın bir yerde bir kafileye yetiştim, geçtim. Birazdan gelirler. Aa, bir de bakıyorlar ki ertesi gün hakikaten kervan geliyor. Veya işte Ebu Bekir'e diyorlar ki seninki Kudüs'e gitmiş, bu gece ne diyorsun falan. Ya o demişse doğrudur diyor. Buradan Ebu Bekir'e bir Sıddık ünvanı veriliyor. Halbuki Sıddık ünvanının bu olayla alakası yoktur. Onu belirteyim. Keza Mescid-i Aksa'nın, Aksa'daki mescidin güya camını, çerçevesini, kapısını sormuşlar. Sütunlarını say demişler. Peygamber de tek tek saymış vesaire. Şimdi bunu ben daha önceden eserimde demiştim ki yani olsa olsa belki silüet gözüne gelmiş olur bir şey söyler ama bu bile mümkün değil. Çünkü ayetin nazil olduğu dönemde burada bir mabet yok. Dikili bir mabet yok. Bir kere bunu belirteyim. Kaldı ki velev ki olsa... Mesela diyelim ki atıyorum mesela 5 tane kapısı var. 20 tane çerçeve camı var, çerçevesi var. Veya işte 15 tane sütunu var misal. Yani kaç kişi saymış da biliyor bunu ki Hz. Muhammed'in dediğinin doğru olduğunu ispatlasınlar. Dolayısıyla da bunlar böyle ezoterik anlatılardır. Sonuç itibariyle burada bir mescit yoktu. Ama Süleyman Mabedi ve onun harem alanına Mescid-i Aksa dendiğine dair bir takım yorumlar vardır. Bunu belirteyim. Bu itibarla da şimdi tekrar dönersek konuya. Dedim ki sahabenin bu konuyla ilgili hiçbir merakı olmamış. Hiç bu konuda peygamberimize soru da sormamışlar. Enteresandır. Kudüs Hazreti Ömer döneminde fethediliyor 637'lerde. Halife teslim almak için Kudüs'e kadar geliyor bir kısım sahabeyle beraber. Çok ilginçtir sevgili dostlarım. Ben Hazreti Ömer dönemini az buçuk çalışmış birisiyim. Çünkü benim doktora tezim, az buçuk dediğim bu yani üzerinde yıllarca emek ettiğim bir konudur. Dolayısıyla da Hazreti Ömer'in buraya geldiği zaman mesela Kudüs'teki sahreyi merak ediyor. Orayı mezbelelik haline getirmiş Hristiyanlar Hazreti İsa'nın orada asıldığına atfen. Dolayısıyla da o sahreyi, bugün Kubbetü Sahre dediğimiz sahreyi temizletiyor. Kabul Ahbar yanındadır, ona soruyor bu sahrenin önemini. Ama ne ola ki desin ki ya Resulullah acaba buraya geldi, işte buradan veya göklere yükseldi. Hadi Ömer unuttu veya kaynağa girmemiştir. Ya Allah aşkına bir tane sahabeden de böyle bir rivayet gelsin. Yok, yok, yok. Ha daha sonraki dönemlerde Vasıti gibi bir takım kaynaklar vardır. Bunlar Miraç rivayetleri eklenince Hazreti Ömer'in de bu konuya dair açıklamalarına yer verilmiş ama ilk kaynaklarda bu meseleyi Ömer'in Kudüs'e gelişini ele alan rivayetlerde böyle bir şey yoktur. Bu da çok ilginç bir detaydır. Buradan hareketle kimi batılılar derler ki aslında bu Kudüs meselesi İsrail'e hiç alakalı değildir ama Emeviler bunu köpürtmüşlerdir derler ve bu şekilde yorum yaparlar. Diğer yandan da kıble ile birlikte burayla ilişkilendirdiklerini söylerler. Bir başka bir şey vardır. Olay hicretten, hani olayın mahiyeti belli değildir, bu yoruma da değineceğim yine. Peki zaman olarak nedir? Baktığımız zaman hicretten 16 ay önce diyen var. Hicretten bir yıl önceki Recep ayında diyen var. Yine hicretten bir yıl önceki Rebiul Evvel ayının 17'sinde olan 17'sindedir diyen var. Mesela İbn Dihye bu rivayete, bu iddiaya ilişkin de tam bir yalandır diyecektir bu iddiayı. Veya Rebiul yine hicretten bir yıl öncesinin Rebiul Evvel ayının 27. gecesinde diyen var. Çeşitli zaman dilimleri verilmiş. Genel kabulde 1,5 bazen 2 yıla kadar da çıkar ama bu tarihleri toplayıp çıkardığınız zaman Medinelilerle ilk temasın yapıldığı döneme denk geldiğini görüyoruz. İsra hadisesinin nazil olduğu süreç. Yani hicret öncesinde en azından hicretten 1,5 yıl öncesine tekabül ediyor. Bu dönemlerde nazil oluyor. Peki olay nasıl vuku bulmuş? İddia, 2-3 iddia var burada. Birisi güya Peygamberimiz Kabe'nin avlusundaki Hatim veya Hicr denen bölgede uyurken bir anda götürülüyor ama uyuması için gece olması lazım. Gece götürülüyor ama bu uyku meselesi aynı zamanda Miraç'la ilgili gündüz vakti uykuyla da alakalandırılmıştır. Bunu belirteyim. Bir başka iddiaya göre amcasının kızı Ümmü Hani'nin evindeymiş güya. Aslında Ümmü Hani peygamberimizin Fahite'dir adı. Peygamberimizin ilk sevdiğidir, ilk aşkıdır, amcasının kızıdır ama amca kızını vermeyecektir Ebu Talip peygamberimizi çok sevdiği halde.
Dolayısıyla da Ümmü Hani ile zaman zaman peygamberin böyle değişik romantik yorumlara konu olmuştur bu mevzu. Ümmü Hani sonradan evlenecektir. Zaten Fahite'dir adı ama Ümmü oğlundan, çocuğundan dolayı Ümmü Hani adını alacaktır. Hani'nin annesi diye. Güya peygamberimiz onun evindeymiş. Oysa kızcağız evlenmiş gitmiş. Güya orada uyuyormuş. Bir başka bir şey. Şeybu Ebu Talip, yani Ebu Talip mahallesinde uyurken bu hadise yaşanmışmış. Hatta Hazreti Ayşe'ye de isnat edilen bir rivayette de güya peygamberimiz gidip döndüğü zaman yatağı bile sıcakmış. Sanki Ayşe biliyor onu o zaman. Ayşe daha çocuk. Üstelik de bu olayla birinci derecede ilgili olan Ebu Bekir'den bir tek zırnık rivayet gelmiyor veya peygamberimizin akranlarından. Ama İbni Abbas gibi ki 6. yılda, 7. yılda bu aralarda doğmuştur İbni Abbas, yani Risalet'in. Ama İbni Abbas, Hazreti Ayşe, işte onun gibi çocuklar bu konuyla ilgili rivayet servis ediyorlar. Veya onlara yani hadis formuna sokulan rivayetler onlar üzerinden meşrulaştırılıyor. Böyle Medine'li raviler sonra devreye giriyor, onlardan geliyor. Bütün bunlardan sonra peygamberimizle ilgili bu. Bir başka bir şey vardır. Peygamberimizin israsıyla alakalı. Bu birinci faraziyeydi. Yani Kudüs yolculuğu ve Kudüs'le ilgili detaylara değindim. Bir başka yorum vardır. Bu da enteresandır. Son dönemde ortaya çıkmıştır. Peygamberimizin aslında Kudüs'e değil de Cirane'ye götürüldüğü. Cirane Mekke ile Taif arasında bir bölgedir. Ben gitmişim orayı da biliyorum. Bir yerdir, takriben 29 kilometredir. Hatta ben şoföre de ölçtürmüştüm bana lazım olacak bu bilgi diye. 29 kilometrelik bir yer, bu önemli çünkü. Burada Vakidi ve Ezraki Huneyn Savaşı'ndan sonraki gelişmeleri aktarırken Hazreti Peygamber'in ibadet ettiği Mekke'de bir takım yerleri sayar Ezraki. Bunlara mescit der. Yani Peygamber'in ibadet ettiği yerleri mescit der. Ve mesela bu bağlamda da Cirane'de de bir mescidin, peygamberin namaz kıldığı yerin olduğunu söyler. Yani peygamberin konakladığı yeri mescit olarak tanımlar. Ve buraya iddiada, rivayette burayı mescid, peygamberin namaz kıldığı yeri Mescid-i Aksa, bir de sahabenin namaz kıldığı yer vardır. Orayı da Mescid-i Edna diye tanımlar. Yani ama buna dikkat edin, bu Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimetlerin dağıtılması sırasında 14 gün burada kalıyor. O zaman da böyle bir bilgi var elimizde. Aynı rivayeti yine erken dönem kaynaklardan Vakidi de ele alıyor ve diyor ki El Mescid-i Aksa için şöyle bir tanımlama yapıyor. Vadinin arka tarafındaki en uzak mescitte, ki buna Udvetül Kusva da deniyor, burada namaz kıldı der. Yani bu bilgi bu kadar. Yani peygamberin namaz kıldığı. Şimdi 14 gün kadar kalıyor burada. İddiaya göre bu Mescid-i Aksa denilen yer Mescid-i Haram'a göre en uzak mescit. Sahabenin namaz kıldığı o vadide, çünkü çok sayıda da sahabe var beraberinde, onların da ibadet ettiği yer peygamberimize göre Medine'deki, Mekke'deki Mescid-i Haram'a daha yakın mescid diye Mescid-i Edna diye tanımlanmış. Hatta bu Mescid-i Edna'yı daha sonra Kureyşli birisi, ismi zikredilmiyor, bir duvarla çevirmiş. Ama peygamberimizin kıldığı, ibadet ettiği veya kaldığı yerle ilgili bir özel bir bilgi aktarılmıyordur. Bu kadar. Şunu belirteyim sevgili dostlarım. Cirane iddiasının hiçbir tutarlılığı, hiçbir alakası yoktur. Ben bu konu üzerinde çok durdum. Bana da bu konuyla ilgili çok soru gelir. Ama emin olun hiçbir tutarlılığı yoktur. Şöyle ki, burası Huneyn'den sonra gündeme gelmiş bir yerdir. Bundan önce peygamberimizin buraya gittiğine dair en ufak bir iz, emare olsa kayda alınabilir. Mesela Uhud'a Hira'ya gitmiş biliyoruz. Ne bileyim işte Dajnan bölgesine gitmiş biliyoruz. Mina'ya gitmiş çocukluğunda biliyoruz. Bunların bir hatırası var. Mesela bir acı su vardır. Oraya gitmiş, bunun hatırası var. Her birisiyle ilgili bir hikaye var. Ecya'da gitmiş var ama ve lakin peygamberimizin Cirane'ye gittiğine dair, yani Mekke döneminde buraya gittiğine dair bir bilgi yoktur. Oysa olay Mekke döneminde, az önceki iddia edilen rivayet de Cirane'de namaz kılma olayı ise Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimetlerin dağıtılması sırasında dillendirilen bir şey, bir yer. Bir başka bir şey vardır.
İsra ayetine de dedim ki esra bi abdihi leylen ifadesiyle kullanılınca gecenin bir kısmını ifade eder. Şimdi 29 kilometre yolu bir de dönüşü hesap ederseniz ne yapar? 58 kilometre yol yapar. Takriben 60 kilometre. 60 kilometre yolu gecenin bir kısmında yürümeniz mümkün değildir. Çünkü Cirene'ye gittiğini söyleyenler haklı olarak İsra gece yürüyüşü olduğu için normal yürüyüştür diyorlar. Bu normal yürüyüş olsa sabaha kadar sürer. Yani 29 kilometre gideceksin, 29'da geleceksin. Bu itibarla da böyle bir ihtimal kalmıyor. Ha, o zaman diyeceksiniz ki mahiyeti bilinmeyen bir yolculuktur derseniz hadi bir anlamı var ama bunu da savunmuyorsunuz. Bu itibarla da bu Cirene tezi son derece anlamsız. Diğer yandan başka bir şey daha vardır. Mesela buranın barekna havlehu diyor. Etrafını mübarek kıldığımız bir yere gidiyor. Minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barekna havlehu. Yani etrafını mübarek kıldığımız yer olarak Cirene'nin hangi yeri mübarektir? Yani bir şey var, onun ortası var ve etrafı mübarek. Peki Cirene'de mübarek olan nedir? Belli değildir. Bu itibarla Cirene ihtimali çok çok çok. Bana göre hiçbir anlamı yok. Tamamen ihtimal dışıdır. Çünkü mübarek tarafı yoktur. Ben hatta belki bereket kavramının münbit toprak arazi olduğundan mülhem olarak dile getirilmiş bir iddia olabileceğini düşündüm ve bunu biraz zorladım. Ama burada bir hurma, ziraat bir şey yapıldığına dair de bir bilgi yok. Peki bu iddia ne zaman gündeme geldi hocam? Bu iddiayı ilk ortaya atan Alfred Gülüm diye bir adam vardır. Bu Gülüm bu Mescid-i Aksa iddiasından hareketle diyor ki Hz. Muhammed buraya normal yürüyüşle gitti. Daha sonradan Türkiye'de bunu mal bulmuş Mağribi gibi daldılar buna, savunanlar vardır. Süleyman Ateş'inden değişik birçok kişi hala bunu savunuyorlar. Yani biraz ciddiyet gerekiyor ama emin olun yani bu konuya bu kadar kafa yormuş birisi olarak olsa tamam, hani tabiri yerindeyse dükkan sizin ama yok böyle bir şey. Burada barakna havlehu kavramı çıkmaz. Nitekim de Alfred Gillum'un bu tezini merhum Fuat Sezgin'in hocası vardır biliyorsunuz, Rudi Paret. Rudi Paret yerden yere vurur, şiddetle eleştirir. Yani der ki barakna havlehu, yani bir şeyin etrafı, siz Mekke'nin dışındaki bir yeri mübarek kılıyorsunuz. Bunun alakası yoktur der. Ve şiddetle eleştirir. Yalnız Rudi Paret kadar bizim ilahiyatçılarımız nedense bu konuya eğilmemişler. Yani bu da bir gerçek. Dahası da var da ismi lüzumsuz olduğu için saymaya gerek görmüyorum. Yalnız şu kadar belirteyim. Bu tez kesinlikle doğru değildir. Rudi Paret'in makalesini merak edenler de Ömer Özsoy'un çevirilerden oluşan bir makalesi vardır. Orada vardır. Kısa bir makaledir. Detayını görebilirler. Bu kadar. Sonuç itibariyle alakası yok. Şimdi Cirene tutmuyor. Kudüs'le ilgili problemler var. Bu da aşılamıyor. Bu sefer diyorlar ki bu olsa olsa şey olur. Medine'ye hicret olur. Çünkü Peygamberimiz gece yola çıkmış. Medine'ye de bir hafta yolculuktan sonra gitmiş. Medine'deki mescidin etrafının mübarek olduğunu size kim söyledi? Ki burayı bir de Mescid-i Aksa olarak tanımlandığını nereden biliyorsunuz? Burası Mescid-i Nebi. Bu da tutmaz ama bu da dillendirilmiştir. Yani bu da ilginç bir şeydir. Halbuki oradaki mescid kavramının neyle alakalı olduğunu birazdan aktaracağım. Şimdi bunlar Hazreti Peygamber'in tecrübesi olarak aktarılan 3 faraziye ve birisi Kudüs, en çok da dillendirilen Kudüs'le ilgili olanlar. Ama açmazlarımız var. Kudüs'le alakalıysa Mescid-i Aksa gerçekten Kudüs mü? Çünkü o dönemde burada Kudüs yok. Zaten Alfred Gillum da bu tez üzerinden gidiyor ve diyor ki ayetin nazil olduğu dönemde orada bir mabet yoktur. Dolayısıyla da bu meselenin burayla alakası yoktur diyor. Diğerleri de buradan hareketle böyle bir şey söylüyorlar. Birazdan anlatacağım. Hamidullah biraz daha farklı bir yorum sunuyor. Onun da hiçbir tutar tarafı yoktur. Bu itibarla da bazı batılılar diyorlar ki aslında bu İsra bir de kuldan kasıt Hazreti Muhammed değil Hazreti Musa'dır. Bunu Emeviler Kudüs'ü köpürttükleri için bu mevzuyu Hazreti Muhammed'le ilişkilendirmişler. Aslında burada Hazreti Musa'dan bahsediliyor. Peki gerçekten Hazreti Musa'nın tecrübesi olabilir mi?
Dediğimiz gibi şeyi Hazreti Musa'nın bu İsra meselesi Hazreti Musa'nın tecrübesi olabilir mi diye bir soru sormuştum ve bunu açıklamıştım. Şu yukarıda ki linkten bakabilirsiniz o detaya. O videoyu izleyebilirsiniz. Biraz daha detay vardı. Burada çünkü biraz sınırlı anlatmak durumundayım. Çok uzadı çünkü konu. Burada da iddiaya göre zaten dikkat ederseniz ayetin geçişi de ve ateyna Musa'l kitap diye devam ediyor ayet. Yani sanki Hazreti Musa yani kuldan kasıt gerçekten de böyle ve sure de Benu İsrail suresi. Bunlara ilaveten baktığımız zaman Hazreti Musa ile ilgili ilginç iddialar da vardır. Yani karineler Hazreti Musa'ya Hazreti Muhammed'den daha yakın ama onun da önünde bir engel vardır onu da söyleyeceğim size. Yani Hazreti Musa'nın mı, Hazreti Muhammed'in tecrübesi mi sonunda söyleyeceğim ama baktığınız zaman ilk görünürde Hazreti Musa ile alakalı olma durumu daha fazla. Ama bunun da engelleri vardır, onları anlatacağım. Mesela Musa'nın tecrübesinin olduğunu doğrulayabilecek veya bize bir done sunabilecek enteresan iddialar bizim İslam kaynaklarında var. Medine tarihçisi İbn-i Şebbe gibi ki İbn-i Şebbe erken dönem kaynaklardan birisidir. Medine tarihçisidir ki birinci cildinin 85. sayfalarında çevrildi o eser. Bilmiyorum henüz yayınlanmadı bildiğim kadarıyla. Yayınlanınca oradan da bakarsınız. Veya Semhudi ki bu da Medine tarihçisidir. Geç dönem olsa da Medine ile ilgili bütün detayları yazan birisidir. Burada çıkıştan sonra Hazreti Musa'nın Medine'ye kadar geldiği ama Medine'den Mekke'ye gittiğine dair bilgi yok. Medine'ye kadar geldiği, burada kardeşi Harun'un hastalanıp öldüğü, Uhud Dağı'nın yakınlarından medfun olduğu, bundan dolayı Uhud Dağı'nda onun mezarının bulduğu yere Harun mekanı, şey bu Harun dendiği ve Harun'un taraftarları olarak Benu Kaynuka kabilesinin, Yahudilerin Musa'dan ayrılıp Medine'de kaldıklarına dair bir takım iddialar vardır, karineler vardır. Bunların detaylarına burada girmeyeceğim ama bu iddia özellikle sonraki kaynaklarda daha detaylı bir şekilde anlatılır. Yalnız şeye kadar götürülmez Hazreti Musa. Yani Medine'ye kadar getiriliyor. Böyle bir bilgi vardır elimizde. Bu dikkat çekici. Bir başka husus, çağdaş Yahudi araştırmacılarından birisi Avi Lipkin diye birisi vardı. Deniz Avi Lipkin. O da Return to Mekke, Mekke'ye dönüş diye bir kitap yazmış ki ben o kitabı inceledim ama öyle sağlam bir delili yok. O da Mekke'nin aslında Yahudilere ait bir yer olduğunu söylüyor. Mekke'ye dönüş diye böyle bir kitap yazıyor. İnternette videoları var fakat tatmin edici, doyurucu bir bilgi sunmuyor. Şimdi bununla ilaveten şu bilgiyi de ekleyeyim. İbranice'de bizdeki haccın karşılığı olarak hag kavramı geçer. Biliyorsunuz Yahudilerde bizdeki gibi hac değil. Onlar o Zeytin Dağı'na çıkarlar ama haccı andıran enteresan şeyleri vardır. Mesela Kasas suresinin 27. ayetinde Semaniyel Hicc ifadesi vardır. Semaniye Hicc 8 hac demektir. Ama bizim mealciler burayı 8 hac tanımlamasını Hazreti Musa'nın evliliği ve kayınpederinin yanında çalışması gereken süreye atfederler. Fakat hac kavramıyla İbranice'deki hag G harfiyle kullanılan kavramı yan yana getirdiğiniz zaman bir sanki onların haccına yönelik de Yahudilikte de haccın olduğuna yönelik bir şey sunuyor. Bir başka bir şey yani haccın işareti olarak sunulabilir. Bir başka bir şey Yahudiler ibadet sırasında tefilin adlı bir dua kayışı takarlar biliyorsunuz. Bir ucunu koluna sararlar ve başlarındaki şeye bakın bu dua kayışına tefilin başındaki o şeye bakın sembole küp şeklindedir ve tıpkı Kabe'yi andırır. Böyle enteresandır. Efod diye bir giysileri vardır hac ibadeti sırasında. Bildiğiniz ihramdır. Yani dolayısıyla da bunun detaylarına girmeyeceğim. Merak edenler biraz da kitaplardan baksınlar. Her seferinde de bana kaynak soruyorlar. Yani ben burada sevgili dostlarım yani tek böyle alıp da kaynaktan okuyarak anlatmıyorum. Yani aklımda kalanını anlatıyorum. Kalmayanı da kusura bakmayın. Yani o zaman gidin okuyun biraz da hani şey yapın zorlayın. Bununla beraber bir başka bir şey. Buraya kadar yani Hazreti Musa'yı Medine'ye getirdik ama kaldı burada. Oysa İsra'nın başlangıcı Mescid-i Haram. Yani nedir Mescid-i Haram? Kabe ve etrafı. Yani Musa'nın buraya gelmediğini anlıyoruz. Ama yarın öbür gün birileri Hazreti Musa'nın Mekke'ye kadar geldiğini tespit ederse veya arkeolojik kazılarla ortaya çıkarsa emin olun bu mevzu doğrudan Hazreti Musa ile alakalı olur. Vesselam. Onu da belirteyim bu arada. İsra konusunda çalışmış birisi olarak.
Bir başka husus vardır. Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na yolculuğu vardır. Yukarıda da belirttiğim gibi bu da Esra ile ifade edilir. Ve burada bir takım tecrübeler yaşamıştır. Mesela Neml suresinde izah edilir. İsra 1. ayetlerini anlatılıyor. لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Yani ayetlerimizden birkaçını. Buraya baktığımız zaman Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda bir ateş gördüğü, ateşe gittiği, orada ses duyduğu, manevi perde arkasından Allah'la konuştuğu ve buradan vahye muhatap olduğu, on emir aldığı, asasının yılana dönüştüğü, Rabbi elini dediği ve bayılıp düştüğü, elinin beyazladığı. Bakınız bunlar Neml suresinin 7-12. Ayetlerinde Hazreti Musa'nın tecrübesi olarak yani min ayatina ifadesiyle de son derece uyumlu. Diğer yandan mesela Kasas suresinin 30. ayetinde Tur Dağı mübarek kutlu yer olarak ifade ediliyor. Veya Taha suresinin 12. ayetinde, keza Naziat suresinin 16. ayetinde Tuva Vadisi'nden bahsediyor. Bil vadil mukaddesi Tuva diyor. Mesela mukaddes mübarek kılınan Tuva Vadisi. Bununla da birleştirince bu sefer Mescid-i Haram'ı devreden çıkaralım. Mescid-i Haram'ı Mekke dışında bir yerde tespit ederseniz mesela Tur Dağı veya bu bölgeye yakın bir yerde bu mevzu doğrudan Hazreti Musa'yladır. Yani Musa ile alakalıdır vesselam. Buradan da bu sonuç ortaya çıkıyor. Peki düşün bu iki faraziyeden baktığımız zaman Musa'ya daha yakın. O zaman bunun önündeki en büyük engel nedir? Birçok ayette nasıl ifade ediliyordur? Mesela Mescid-i Haram'ın Kabe ve etrafı olduğu konusu son derece açıktır. Nettir. Yani ayetle sabit. Yolculukta minel mescidil haram ilel mescidil aksa olduğu için yolculuğun çıkış noktası Mescid-i Haram. Demin dediğim gibi Mescid-i Haram'ı ya Tur Dağı'nın yanında da Mescid-i Haram olduğunu kabul edeceksiniz ve aynı şekilde etrafı mübarek olduğu denildiği yer tutuyor. O zaman orayı da Mescid-i Aksa'da orada bir tanımlama olacak olarak zikredeceksiniz. İkincisi ya da Hazreti Musa'nın Mekke'ye geldiğini söyleyeceksiniz. Ama Hazreti Musa'nın Mekke'ye geldiğine dair elimizde şu anda veri yok. Mescid-i Haram'ın ayetlerde sabit olan Mescid-i Haram'ın Kabe ve etrafı dışında farklı yer için kullanıldığına dair de bir bilgi yok. Bu temel problemlerden birisi. Buradan hareketle diyoruz ki bu mevzu Hazreti Muhammed'in olmalı. Çünkü Peygamberimiz yolculuğun başlangıç yeri burası. Yani mesela Bakara suresinden sadece bir örnek vereyim size. Bakara 144, 149, 150 ki burada kıble meselesi anlatılır. 191, 196, 217 bunlar da hep Mescid-i Haram veya Maide 2 mesela. Değişik ayetler de var da aklımda kalanlar. Bunların hepsinde Mescid-i Aksa, Haram'ın Kabe ve etrafı. Diğer yandan ayette geçen el mescidül aksa tanımlamasının neresi olduğu zaten belli değil. Kimi Müslümanlar Emeviler döneminde bugün var olan Mescid-i Aksa'nın olduğunu zannediyor. Bunun alakası yok. Bu sonradan takılan bir isimdir. Yani ayetin nazil olduğu dönemde burada böyle bir mabet yoktur. Bunu bir kez daha belirtelim. Diğer yandan buna rağmen ama ilk kaynaklarda el mescidül aksa yerine Beytül Makdis ifadesi geçer. Süleyman mabedi için. Ve bu El Mescidül Aksa ifadesinden sonra yani Beytül Makdis. Bir en erken rivayetlerde bu bilgiyi bulursunuz. Hadis kaynaklarında değişik şeylerde. Mesela Mukatil bin Süleyman 150'de vefat etmiştir. Bunda vardır. Veya işte mesela El Mescidül Aksa dendikten sonra o Beytül Makdis'tir diyor. Mesela İbni İshak, İbni Hişam gibi. Veya işte Mescid-i İlya kavramı geçer Muvatta'da. Bu da yine Beytül Makdis yani der Beytül Makdis. Yani en erken 2-3 kaynaktan hareketle verdiğim bilgilerde de İlya Mescidi veya Mescid-i Aksa dendiği zaman bunun aslında şey olduğunu, Beytül Makdis olduğunu yani her birisine yani Beytül Makdis diye açıklama yapıldığını görüyoruz. Bütün bunlardan sonra İsra suresinin 7. ayetine bakıyoruz. Burada da bir mescid tanımlaması vardır. Minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barekna havlehu diyor. 7. ayette tekrar mescitten söz ediyor. El mescidul aksa dediği zaman kendisine en yakın mescittir bu. Ki bu da el mescidul aksa olur. El mescid kavramı vardır. Bu da kendisine en yakın mescit olur. Bakınız ve Yahudilerin mabedinden bahsediyor zaten bu pasajda da. Dolayısıyla da buradan hareketle Süleyman Mabedi'nin olduğu konusu biraz daha netleşiyor.
Ama Süleyman Mabedi dediğimiz zaman burada bir dikili mabet yok. Harabe olmuştu. Bunu belirtelim. Diğer yandan yine Kudüs'le alakalı olarak Enbiya suresinin 71 ve 81. ayetlerinde Ardı leti barakna fiha dediği zaman Kudüs ve bölgesi için kullanılıyor. Veya Maide suresinde yine Arzul Mukaddese burayı için geçiyor. Yani Kudüs bölgesi için. Hani dedik ya barakna havlehu diyor. Diğer yandan Araf suresinin 137. ayetinde de işte bu horlanıp dışlanan kavmi mübarek kıldığımız yerin doğusu ve batısına varis kıldık dediği zaman mübarek kılınan yerin Kudüs, Süleyman Mabedi ve onun etrafı olduğunu anlıyoruz. Ez cümle bu ayetlerde de Kudüs'ten ve Süleyman Mabedi'nden bahsediyor. Bütün bunlar etrafının mübarek kıldığımız ifadesiyle uyuşuyor. Yani örtüşüyor, birbirini tamamlıyor. Bunlara ilaveten yine bu bölgenin kutsallığını, buranın kutsallığını atıf olarak destekleyecek şekilde ayetler de vereyim size. Mesela Yunus 93'e bakın, Sebe suresinin 18. ayetine bakın, Ali İmran suresinin 39. ayetine bakın veya Tin suresinin 1 ile 3. ayetlerine bakınız. Burada da Beytülmaktis'ten bahsedildiğini ve Barakna Havlehu kavramını destekleyecek muhtevanın olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunlara baktığınız zaman buradan Süleyman Mabedi sonucu ortaya çıkıyor. Nitekim de Süleyman Mabedi yok, yani burada dikili mabet yok ama Peygamberimiz de burayı ne yapmıştır? Kıble edinmiştir. Peki bunları da söyledikten sonra geldik. Yolculuk nereye yaptırıldı? Çünkü El Mescidül Aksa kavramının neresi olduğu belli değildir. Şimdi daha önceden hatırlarsanız dedim ki Alfred Gillum cirane ediyordu. Çünkü diyor Kudüs'te Mescid-i Aksa diye bir bina yok ki etrafı mübarek kılınsın. Ben de diyorum ki bu Süleyman Mabedi için kullanılan onun mekansal tanımlamasıdır diyorum ve onun harem alanıdır diyorum ve az önce söylediğim ayetlerle destekliyorum diye bu öyle yorumluyor ve normal yolculuk diyor. İşte bunu Türkiye'de kabul eden bir takım akademisyenler vardır. Onların açmazına değindim. Ancak Hazreti Peygamber'in tecrübesi olarak Kudüs'le ilgili de bir başka sıkıntımız, Mescid-i Aksa kavramının Kudüs'le alakalı olup olmadığı da çok net değil ama yine az önce söylediğim ayetler, rivayetlerden, ayetlerdeki kavramlardan Barakna'nın bu bölgeyle ilgili bir tanımlama olduğuna dair bir karine elde edebiliyoruz. Hamidullah Hoca da aynı şekilde Alfred Guillaume'un tezinden gidiyor. O da diyor ki ayet nazil olduğu zaman bakınız Kudüs'te mabet yoktu. Dolayısıyla da bu orayla alakalı değildir. Peygamber Beytül Mamur'a götürülmüştür diyor. Yani Mescid-i Haram'dan çıkışı kabul ediyor. Ama çıkışta normal yolculukken Hamidullah bir anda direksiyonu göğe kırıyor. Ve böylece Beytül Mamur'a dönüştürüyor. O tez de doğru değildir. Hatta Hamidullah ayrıca bir de şeyi diyor. Bakınız diyor Mescid-ül Aksa en uzak mescid. Ama aynı zamanda Kudüs ve civarı için Ednel Arz ifadesi kullanılıyor Rum suresinde. Dolayısıyla da bu Ednel Arz Aksel Mescid yani en yakın yer, en uzak mescid tanımlaması Kur'an'da zıtlık olmayacağına göre burayla alakalı değildi diyor. Bu yorumun hiçbir tutar tarafı yoktur. Çünkü en yakın yer nereye göre? Mekke'ye göre olursa arada 1700 kilometre yol var. Yani mesafe var. Medine deseniz olayın Medine ile alakası yok. Bugünkü gibi sınır çizilmemiş. Halbuki Kur'an'daki Ednel Arz kavramının Lut Gölü'nün deniz seviyesine göre yerin en alçak seviyesi olduğu gerçeğini düşünür ve peşinden de tutar burada Bizanslarla savaş yaptığını hani dikkate alırsak bir de bakacağız ki bu mevzu doğrudan aslında Lut Gölü civarında yapılan savaşla alakalıdır. Ednel Arz bu bağlamda Elif Lam Mim Gulibetir Rum fi Ednel Arz derken Rumların orada yenilgisinden bahsediliyor ve nerede? Ednel Arz'da, yerin en alçak yerinde. O yüzden Hamidullah'ın bu tezinin hiçbir tutar tarafı yok. Üstelik de sadece Miraç'tan bahsediyoruz. O yukarıya gidiş söylüyor. Bu itibarla burada da bir kapalılık vardır. Sonuç olarak ne çıktı o zaman hocam ortaya? Az önce söylemiştim, tekrar edeceğim, toparlıyorum. Şayet bir gün Hz. Musa'nın Mekke'ye geldiği kabul edilir, yani bu ispatlanırsa veya Mescid-i Haram'ın Tur Dağı yakınlarında veya buraya Musa'nın yolculuk yaptığı iki mekan arasındaki yer başlangıç noktasının Mescid-i Haram olduğu tespit edilirse bu mevzu Hz. Musa ile alakalıdır. Vesselam bir İsra konusunu çalışmış birisi olarak söylüyorum bunu. Diğer yandan yalnız bu mevcut şartlarda
ayetle sabit olduğu için ve çıkış noktası da Mekke olduğu için, Mescid-i Haram olduğu için bu konunun Hazreti Muhammed'le alakasının olduğunu şu anda savunuyorum ben. Ve her ne kadar Mescid-i Aksa kavramının yeri net olarak belli değilse de bunun Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin mekanının olduğunu düşünüyorum ve mekansal bir tanımlamadır. Nitekim de kıblede bu, burada mabet yok ama yine kıbledir burası. Hazreti Muhammed'in tecrübesidir diye düşünüyorum. En azından benim yorumum bu. Burada o zaman şu sorun ortaya çıkıyor. O zaman Peygamberimiz buraya nasıl götürüldü, gitti? Geleneksel yorumlarda ruhen götürüldü. Ruh maal cesetle, yani ruh ve bedenle götürüldü diyor. Maddi götürme. Ben bunun maddi götürme olabileceğini düşünmüyorum. Ama bunun önündeki engel de diğer ayetlerde hepsinde normal yolculuksa bunun da normal yolculuk gibi olması gerekiyor. Fakat Hazreti Peygamber'in böyle uçarak buraya gitmesi mümkün değil veya mucizevi bir şey olmalı ama bunu ispatlayacak elimizde bilgi yok. O zaman ruhen gitmiş olmalı, yani rüya türü bir tecrübe yaşamış olmalıdır diye düşünüyorum. Bu benim yorumum değil, klasik yorumlardan benim şu anda aklıma yatan veya benim tezime uygun olan görüş bu olduğu için. Nitekim de işte Peygamberimizin rüyasına atıf olduğunu İsra 60'ta ve Fetih suresinde son ayetinde açıklamıştım. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا diye devam eden ayette. Bunlardan hareketle baktığımız zaman mevcut şartlara göre İsra olayı Hazreti Peygamber'in tecrübesi gibi duruyor ama yolculuğun, bakınız, İsra'nın ne olmadığını anlattım ama ne olduğuna dair net bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü eldeki veriler bu. Ama yarın öbür gün birileri çıkar, arkeolojik kazı yapılır, bir sonuca gidilirse Hazreti Musa'nın da olur. Yani Musa'nın olunca her şey bitiyor mu? Yok, değişen bir şey yok. Yani neticede o da bizim peygamberimiz. Fakat mevcut şartlara baktığımız zaman bu tecrübenin Hazreti Peygamber'le alakalı olduğunu ve Kudüs'le alakalı olduğunu. Buradan şu notu da düşeyim. Birileri hemen vay efendim demek ki bu adam Kudüs'ü davasını hafifletiyor gibi algılanır. Hayır, ben birçok insandan farklı olarak mevcut şartlarda bu mevzunun Peygamberimizle alakalı olduğunu ve Kudüs'le alakalı olduğunu, olsa olsa da bunun rüya türü bir tecrübe olduğunu söylüyorum. Vesselam. Evet sevgili dostlarım, çok uzadı, kusura bakmayın. Ama İsra ile ilgili, daha doğrusu Miraç'tan arındırılmış İsra ile ilgili farazilerin hepsi bu. Niye bu konuya bu kadar detaylı açıklama getirdim? Miraç'la ilgili müstakil video çektiğim zaman İsra ile Miraç'ı daha kısa 20 dakikalık bir video çekmiştim. Baktım insanlar onu izlemişler. En azından Miraç'ı müstakil olarak ele alınca İsra'yı da müstakil olarak derli toplu ele aldım ki en uzunu bu. Çıkan tablo bu. Benim size sunacağım bunlar. Ha, bu arada Hazreti Musa'nın tecrübesinin olup olmayacağına dair daha detaylı bilgi almak isteyenler, dediğim gibi videomun linkini yukarıda hatırlatma bölümüne koydum. Oradan bakarlar ve ikisini de değerlendirirler. Miraç'tan, ezoterik Miraç anlatılarından arındırılmış veya aynı şekilde yine Miraç'la ilgili hikayeler arasında İsrail'e karıştırılan ezoterik anlatılardan arındırılmış İsra olayının Kur'an'ı verileri ve eldeki rivayetlerle desteklenebilecek veya açıklanabilecek malzemeleri bunlardır. Bunun dışındaki dile getirilenlerin hepsi de tıpkı benim yaptığım gibi yorumdur. Takdir sizindir. Umarım konunun anlaşılmasına katkı sunmuşumdur. Teşekkür ediyorum. Biraz uzun oldu, bağışlayın. Ama bazıları da soruyor, uzun oluyor hocam. Konunun ehemmiyeti gereği uzun. Bunu ben iki videoya da bölebilirim ama kopukluk olmasın diye bu şekilde tek videoda ele aldım. Merak edenler izlerler veya durdururlar, daha sonra bakarlar. Bölüm bölüm anlatmaya çalıştım ki akılda kalsın diye. Dolayısıyla da böyle bir tablo çıktı karşımıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşgörünüze de sığınıyorum çünkü biraz gerçekten fazla uzun oldu. Ama bundan daha uzun video yapacağımı da düşünmüyorum. Çünkü konu gerçekten önemliydi. En azından ben bir ayetten koca bir kitap yazdım. Bu kitabın ana muhtevasında İsra'nın şeyi bu, temel konuları bu ama o kitapta o günden bugüne açıklamadığım bir takım detayları burada da dillendirmiş oldum. Zannediyorum faydalı olur ve bu konu hakkındaki sorulara da bir takım ipuçları verir diye tahmin ediyorum. Görüşmek dileğiyle bir başka videoda inşallah. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.